Kabe Allah'ın beyti. Yani Allah Subhanahu ve Taala'ya mensup yer. Kabe'nin uluğluğu yeri de taşınamaz. O şey yer, eğer Kabe'nin mabadı, o binanın buzu başka yerine abarsa hem, kıble şu yer bulup kalır. O şu yer tavaf kılmaz. Bu Allah Subhanahu ve Taala bizge ramz sıfatını koyuyken, Allah Subhanahu ve Taala'ya bugün muamelemizi o şerde kursatış için. Tavaf kılıp eylememiz. Tavaf tazimi bildirir, beytini tazimi ve aslı manası insanların münasebeti de fidanı bildirir. Siz böyle oluyor, böyle izge eyleney bolam, urgüley bolam deyiz. Değil mi diyen? Fidayın bolay bolam diyen. Lebbeyk Allahümmen'e eğitip geldik, şimdi Kabe'ne eylenişimiz, ey Allah fidayın ben diyen. Yani bütün vücudum senge fida olsun, tapşırdım hemen. Bu kişi bütün vücudunu tapşırdığından ki onu nefsi hem, malı hem, düşünceleri hem, hemen neresi Allah Subhanahu ve Teala'ya teslim buluş gerek. Şunu ifadesi sıfatı da kendini tavaf kılmıyor. Düşünce ki o eğlenişmez mi? Bazı adam uzun resim alıp Kabe'de Hacer Lasat'ı alıp uzun resim alıp emmesi göz yönetip, anası göz yönetip maktanıp ya ki bu kişi ölmekleyken bilmeyken adam Allah bilen bugün muamelede biraz eski düşüşü mümkünmez. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu tavaf kılıyken ekerler. Tavaftan keyin keseler bir kişi gelip aytdı ki Abdullah tavaf payetinde yanınızda gelip salam verdim Ali Gamadize dedi. Şimdi Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu etken ekerler ki huzur kunna natara Allah. Biz Allah bilen görüşyekken idik degen. Yani Allah beni görüp turgan idi. Men Allah'ını görüşke urunyekken idi. Çünkü seni salamını eşitmekten huzur. Tavaf şunday bo'ladi. O'zun rasmga olib, bu yerdan biron rasmga olib, video olib yurgan odam yoki gaplashib telefonda yoki bu yerda sherigi bilan laqillab yurgan odam u tavaf qilayotgan odam emas u. U nima qilayotganini bilmayotgan johil u. U hech qanday samara olmaydi tavafda. O'shaning uchun odamlar 10 marta hajga borib kelsa o'zgarmaydi. Aslida bitta hajda inson o'zgarib ketishi kerak. Chunki ulamolar aytganki Hacı kabul bo'lganining alomati kişi hacdan qaytgandan keyin dünyadan kalbi sovib oxiratga bog'lanib qoladi. O'zidan kechib Allohga bog'lanib qoladi deyish. Agar shu holat hosil bo'lmasa haj qabul bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun ulamolar qaytib-qaytib haj qilishgan Hazrati imom va boshqa ulamolar qaytib-qaytib haj qilishgan o'sha ma'noni o'zlarida vujudida singdirish uchun taslimni ziyodasini olish uchun. Mana shu millati Ibrohim deyiladi. Iz qala lahu robbuhu aslim qala aslamtu. Ibrohim alayhisalomga robbi Alloh taslim bo'l dedi, taslim bo'ldim dedi. Ana shu taslimning ifodasi hammasi, namozimiz ham, hajimiz ham hammasi shu. Bu butun hayotimizga keyin tatbiq bo'lish kerak. O'sha taslim ruhi. Ibrohim millatidanmiz deganimiz shu. Taslim bo'lish. Va aynan shuning uchun Ibrohim alayhissalomni oilalarini amallari bizga joriy qilingan. Hojar onamizning sa'yi Safo bilan Marvani o'rtasidagi yugurishlari ham aynan shu. Tavaf qilib Ka'bani aylanishimiz, o Ka'bani Ibrohim alayhissalomga qurdirgan ham aynan shu. Ibrohim millatining ta'kidi, ta'biri ifodasidir va mag'zidir haj. Chunki hamma amallari Ibrohim alayhissalomning amallariga bog'langan. U kishidan boshlab joriy qilingan, u kishidan oldindan bo'lgan o'zi asli qibla. Lekin o'ziga xos ma'lum ahkomlar bilan joriy bo'lgani shundan boshlangan. Va o'sha millatga ergashish Muhammad alayhissalomga buyurilgan va butun insoniyatga shu buyurilgan asli. Islom shu asli. Mana bu ihrom bo'ladi. Mana bu tavaf bo'ladi. Shu İbrahim millati bo'ladi shu.